Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli maaş ve ikramiyelerini almak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. 9 günlük tatile girerken son mesai günü olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren banka şubelerinin önlerine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çok uzun kuyruk. Ha, ne yapalım? Neden böyle? Ben onu devlette soracağım. Ama devamlı bile oluyor. Ne zaman sıra gelir? Saat 2'ye dur falan gelir herhalde. 2'ye kadar bu sıcakta burada bekleyeceksin. Ne yapalım? Ya kuyruğu bırakacaksın. Vallahi akşamüstüne doğru gelir bu işte. Ne işlem yapacaktınız? Ürün döktük. Biz çiftçiyiz. Her yerde böyle sırada bekliyoruz yani. Koca banka bu kadar müşterisi var. Yani ağaç başka şube. Çile çekmek bize mi olsa? Bizim şeyimiz yani, kaderimiz bu çile çekmek. Bu eziyet yani. Bu kadar insanı içeride birkaç kız çalışıyor. İçeri de almayacağız hastalıktan dolayı. Bu kadar eziyet yani milleti. Bu çiftçiden çilesi böyle geçiyor. Ömrü böyle geçecek yani. Pandemi koşulları nedeniyle bankaya sınırlı sayıda vatandaş alınınca bankaların önü ana baba gününe döndü. Biz emekli maaşımızı çekeceğiz. Hastanede hastamız yatıyor. Para götüreceğiz. Gel, paramızı çekemiyoruz. Ben yurt dışından geliyorum. Gel. Yani böyle bir şey görmedim yani ben yani hayatım boyunca. Ne zaman gelir sırası? Ne zaman gelir? 12'de falan gelir herhalde. O da sonra kapanır. Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar sıcak havada saatlerce sıranın gelmesini beklemek zorunda kaldı. Vallahi çok sıcak, ne yapacağız? Çare yok, başka yok. Ne yapacağız? Ne zaman sıra gelir? Belki akşama kadar ancak. Rezillik. Rezillik, rezillik. 45 sene ben Almanya'daydım bile. Sıra görmedim. Hava da sıcak. Sıcak. Ya o abi araba var. Ben bu kadar ter su içindeyiz zaten. Kaç saattir buradasınız? Bir saati geçti.